Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben YouTube'u çok uzun zamandan beri izlediğimi söylemiştim zaten sizlere. Ben de bu tarz videoları çok izlemişim ve like'a tıklamışım. Beğendiğim videolar arasında çok fazla var bunlar. Konu böyle olunca ben de dedim ki neden bir videoda ben patlatmayayım. O yüzden ben de hemen size çantamda ne var videosuyla geldim. Benim çantam şöyle büyük bir çanta. Genelde bu tarz sırt çantaları ve büyük çantaları kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz biz kadınlar dışarıya çıktığımızda illaki elimiz dolu dönüyoruz ve ben elimde poşet taşımaktan çok hoşlanmıyorum açıkçası. O yüzden çantaya pıt pıt atıyorum ve bu gerçekten çok da fazla alıyor. Kankeni olanlar bilir. İçerisindeki gözü vesaire, işte cepleri vasıtasıyla çok fazla şey alıyor içi. Ayrıyeten dışarıya çıktığımızda Doğan'la da beraber bir yere gittiğimizde işte arabanın anahtarıdır, ruhsatıdır, işte cep telefonudur vesaire bana verdiğinden dolayı ben de içine atıyorum. Böyle büyük, derin bir çanta kullanıyor olmak benim için çok daha rahat oluyor. Çok uzatmayayım. Uzatıyorum çünkü. Bu arada şuradaki unicornumu da dikkat çekmek isterim. Bunu ben mağazada çalışırken Buse diye bir kat arkadaşım vardı. Hala var tabii, görüşüyoruz. Buse bana vermişti ve ben yaka kartımın ucuna iliştirmiştim bunu. İşten ayrıldıktan sonra da aldım, böyle çantamın kenarına koydum. Biliyorsunuz seviyorum. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Çok uzatmadan hemen çantamın şöyle büyük gözünü açıyorum. Ve içerisinde yok maşallah. Gerçekten çantam yok. Hiç bu arada video için hani ekstra bir şey ekleme çıkartma yapmadım. Cidden içinde olan şeyler bunlar. Sürekli yanımda taşıdığım şeyler. Kendime yük edinmeyi seviyorum. Ben de bazen diyorum sırtım ağrıdığı zaman neden bu kadar çok şey taşıyorum diye. Ama gerçekten bunlar benim hiç olmadık yerde ihtiyacım oluveriyor birden. Her çantada olduğu gibi. Nerede o? Cüzdanımı bulamadım, o kadar karışık. Bir adet cüzdanım var. Ben bu cüzdanı Zara'dan ya da Mango'dan mı almıştım? Ya Mango ya Zara, inanın hiç hatırlamıyorum. İşte kartlarım falan da böyle, işte ehliyetim, kredi kartlarım falan. Şöyle sadece küçük bir gözü var şurada, para gözü. Şöyle ufak bir para gözü var. Bu bana yeterli oluyor zaten. Genelde kart kullandığımız için artık. Şurada bir gözü var ve burada İşte kartlık gözü var. Bu benim için çok rahat oluyor. Genelde ben bu şekilde kartlık küçük cüzdanlardan kullanmayı çok seviyorum. Yani olur da küçük çanta kullanacağım zaman da tekrar cüzdan değiştirme zahmetinde bulunmuyorum. Şöyle bir adet mendilim çıkıyor içinden. Çünkü neden mendil çıkmasın, değil mi? Su çıkıyor. Cesur reklamı vermiş gibi oldum ama inanın değil. Sürekli su içiyorum çünkü. Su çıkıyor. Evin her yerinde su şişesi görebilirsiniz bu arada. Şöyle bir el kremi çıkıyor. Neutrogena'nın normal, standart bir el kremi. Ellerimiz biliyorsunuz kış mevsiminde olduğumuz için kuruyor, çatlıyor elimiz, yüzümüz, her yerimiz yani daha doğrusu. Ben böyle bir krem kullanıyorum. Bunda bir de güneş koruyucu özelliği var. SPF 20 olması lazım. Ha, burada yazıyor zaten. SPF 20. Güneş koruyucu özelliği var. Ben o yüzden böyle bir şey kullanıyorum. Dezenfektan. Benim tabii şu an artık dili geldi. Böyle bir vücut losyonu şişem vardı. Ben ona boşalttım. Çok büyük şişelerde olduğu için böyle bir şeye boşalttım. Dezenfektan. Maalesef koronavirüsün bize getirdiği alışkanlıklardan biri. Güneş gözlüğü kabı. İçinde işte güneş gözlüğümüz var. Olur da bir şey. Olur güneş çıkar falan. İzmir'de biliyorsunuz biz 4 mevsim aynı anda yaşayabiliyoruz bir gün içerisinde. Ondan dolayı yanımda böyle bir güneş gözlüğü de taşıyorum yani. Çünkü neden taşıyayım? Şöyle bir çanta var. Küçük. Bunun içerisinde pratik makyaj malzemesi. İşte hatta beraber açalım. Şöyle bir tane sürekli kullandığım bir allık var. İnanın adını bile bilmiyorum yani. Almışım. Kahverengi tonlarında şöyle. Daha içinde açayım. Şöyle kahverengi tonlarında. Şöyle mi yapıyorlardı? Ondan sonra böyle bir tane göz kalemim var. Siyah, normal, standart bir göz kalemi. Sheen'inmiş bu da. Şöyle bir tane Essence'ın leşi çıkmış bir rimeli. Ama ben bu rimeli gerçekten çok seviyorum. Sürekli de oynattım, kusura bakmayın. Ben bu rimeli gerçekten çok seviyorum. Böyle tane tane ayırıyor. Ve ben çok yoğun rimel sevmiyorum. Böyle kalınlaşıyor ya kirpik. Sevmiyorum yani, sevemedim bir türlü.
Şöyle bir tane kaş kalemim, Golden Rose'un kahverengi, ucu iyice zaten gitmiş, böyle koyu kahve, siyaha yakın. Bir de böyle yine Golden Rose'un şeyi, lipstiği. Aynen, şöyle bir lipstik var. Böyle bir şey, yani bunun içerisinde taşıyorum ben bunları. Olur da işte aman maazallah makyajımız bozulur falan. Bir de ben bel fıtığı yaşıyorum. Yani bel fıtığı hastalığı var daha doğrusu. O yüzden şöyle ilaçlarımı sürekli yanımda taşımam gerekiyor. Eskaza başıma bir iş gelirse diye. Onları da buradaki hemen şu altındaki küçük göze koyuyorum. Şöyle kapatıyorum ve atıyorum. Küçük cüzdan gibi bu da. Çok yer kaplamıyor zaten. Yer kaplamaması da bizim için ideal. Genelde ben yazı yazmayı çok severim bu arada. İnanılmaz kalem ve defter vardır evimde mevcut da. Şöyle bir işte yazı yerlerini açmayayım da. Ama kamera netler falan. Şöyle boş bir defterim var. Bir de şöyle bir kitabım var. Şu an yarısındayım. Hatta tam ortalarındayım. Şöyle bir kitap taşıyorum. Olur da boş anıma denk gelir bir şey olur. Dönüşümlü olarak. Bir tane böyle bir kitabım oluyor. Bir de başucumda bir kitabım oluyor. Bazen aynı anda iki kitap ilerlediğim oluyor. Bazen de çantamdan üşenmeyip çıkartıp bunu yine alıp okuyabiliyorum. Onun dışında tel tokalar çıktı bakın. Tel tokalar çıktı. Ve son zamanlarda, son birkaç haftadır hatta yanımda eksiksiz taşıdığım kameramın adaptörü. Burada başka bir şey. Bu çantaya bir de arada araba ruhsatı, araba anahtarı vesaire ekleniyor yani. Şu an yok tabii ki. İzmir kart. Öğrenciyim ya hala. O kadar tecrübesizim ki. Bir lip balm ve bir adet toka. Bu şekilde benim çantamda taşıdıklarım. Zaten yani maksimum ne taşıyabiliriz ki bir çantada da? İşte kıyafettir, ayakkabıdır, günlük gezmelerimizin içine sokacak değiliz. Ben bu çantaları dediğim gibi çok seviyorum. Eğer yine bunun linkini bulursam alt tarafa eklemeye çalışacağım. Benim çantamda bulundurduğum, taşıdığım şeyler yanımda genelde bu şekilde. Bunlar arada değişebiliyor. İşte küçük çantaya geçtiğimizde daha minimuma indirebiliyoruz. Örneğin kitap taşımıyorum yanımda ya da işte ne bileyim adaptörü almıyorum yanıma gibi. Bunlar değişkenlik gösterebiliyor. Ben bu videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Eğer bana sormak istediğiniz, benimle alakalı ya da video ile alakalı sorularınız varsa da yorum kısmına bırakmanızı isterim. Yorumlara yazmanızı isterim. Daha doğrusu görüşmek üzere.